El Sanatları 5. Kitap Anadolu Kadın Kılıkları Yazan Kenan Özbel Giriş Barınacak bir yuva, besin ve giyim insanların en iptidai ihtiyaçlarını teşkil eder. Bunlar arasında giyim, vücudu dış tesirlerden koruyan bir vasıta olduğu kadar süslenme arzusunu da yerine getirdiği için ayrıca güzel bir sanat sayılır. Bu arzu giyim şekillerinin gelişmesini temin etmiş, ve milletlerin içinde yaşadıkları iklim ve hayat şartlarına göre özel bir şekil almıştır. Etnografya, coğrafya ve folklor ile ilgili olan bu konu bir milletin kültürünü temsil eder. Aynı zamanda sanat sevkini de belirtir. Asrımız yeknesak bir giyim şeklinin yaygın bulunduğu bir devirdir. Bütün milletlerde bir kısım münevver halk bu cereyana uymuş bulunmaktadır. Bunun dışında bir zümrenin bilhassa toprakla uğraşan ve modaya tabi olmayan köylünün eski giyim geleneğini muhafaza ettiğini görmekteyiz. Bu olay bazı milletlerde geleneğe bağlı kalmak arzusundan ve bazılarında ise daha ziyade sosyal ve ekonomik sebeplerden ileri gelir. Avrupa'da 19. yüzyılda bu konu etrafında yapılan incelemeler ve yayınlanmış eserler Bugün birçok sanatkarlar ile giyim işleriyle iştigal eden müesseselere yeni icatlar için imkanlar temin etmekte ayrıca birçok bilginleri ciddi çalışmalara sevk etmektedir. Bir milleti teşkil eden sınıfların birbirinden farklı giyim şekilleri vardır. Bu çok eskiden beri bir kanun halinde devam ede gelir. Bugün dahi asker, polis ve Diyanet işleriyle meşgul olanların halktan farklı özel elbiseleri vardır. Bu bir nizam içinde düzenlene gelmiş ve her millette birbirinden farklı tiplerde zamanın ihtiyaçlarına göre özel bir şekil almıştır. Halk ise mali vaziyetine göre istediği bir giyim seçmekte, yalnız resmi günlerle genel toplantılarda muaşeretin icap ettirdiği şartlara göre kılığını düzenlemektedir. Kadınlara ait giyim çeşitleri erkeklere nazaran her devirde ve her yerde daha fazladır. Zamanımızda mevsimlere göre de mütemadiyen değişmekte ve sanayinin bir kısmı bunlara ait ihtiyaçları hazırlamak yolunda birbiriyle rekabet etmektedir. Eskiden bir kadın kendi giyimini kendi hazırlar veya bir terziye diktirirdi. Bugün bu gibi ihtiyaçlarını mağazalardan hazır olarak da tedarik edebilmektedir. Zevk ahlak ve sanat cereyanlarıyla ekonomik rekabetlere yol açan bu mücadelelerin birleştiği bir nokta vardır. O da güzel görünmek. Giyim bilgisi bizde ayrı bir konu olarak layık olduğu şekilde henüz incelenmiş değildir. Boş kalmış bu alanda önemli olarak 1891 yılındaki Viyana sergisi için hazırlattırılmış olan Kıyafetname-i Osmani adlı bir eser vardır. Bu eserle bazı yabancı kaynaklar için de döküman olarak ele alınmış olmasına rağmen o devrin giyimi gerek plastik ve gerek gelenekler bakımından tamamıyla belirtilmiş olmadığı gibi kadın kılıklarımıza da pek az yer ayrılmıştır. Halbuki eski Türk kadın giyimi devrinin en güzel ve en zengin elbiselerini teşkil eder. Tarih boyunca bu zengin değerin teminini her Türk erkeği bir şeref bilmiş, ve zamanın bütün imkanlarından faydalanılmıştır. Kılık işine verilmiş olan bu değerin kalıntılarına Anadolu'nun muhtelif bölgelerinde hala tesadüf etmekteyiz. Bunların eskileriyle olan münasebet derecesini derleme ve incelemelerimiz meydana koyacak ve bizi daha eski zamanlara götürecektir. Mesela şeriye mahkemeleri kayıtlarında rastladığımız bazı elbise atları Anadolu halkının dilinde yaşadığı gibi hala giyilmekte olan bazı başlıkları da eski minyatürlerimiz arasında görmekteyiz. Bu tarihi belgelerle beraber ayrıca yazı halinde belirtilmiş ve yabancı ressamlar tarafından muhtelif seyahatnamelerde yer almış resimler de bu yolda çalışmalarımız için ele alınacak derleme belgeleridir. Kılık düzenlenmesi hayat boyunca devam eden bir ihtiyaçtır. Fertlerin geçirdiği ruhi hallere tabi olduğu kadar milletlerin de kültür ve medeniyet alanındaki hareketlerinin tesiri altında kalmıştır. Gerek inkişaflarda ve gerekse inhitatlardaki seyre tabi olmuş fakat kuvvetini kaybetmemiştir. Bu gerçeği çoğunlukla kadın kılıklarında görebiliriz. Anadolu'nun bazı bölgelerinde yaşayan ve eski kılık geleneğini muhafaza eden bir aşiret kadınının fesindeki altınların yerini pünezler, incilerin yerini boncuklar, ipekli veya klaptanlı kumaşların yerini de geniş dallı basmalar almıştır. Zamanın sanayide yaptığı değişiklik ve iktisadi bazı imkansızlıklar yüzünden eski kıymetli malzemenin kalitesi değişmiş fakat şekil bozulmamıştır. Türk giyiminin muhtelif devirlerde muhtelif tesirlerle değişikliğe uğradığı muhakkaktır. Fakat bunlardan çoğu milli zevke uydurulmuş ve mahiyetleri genel giyim içinde tefriki güç bir uslup almıştır. Bu hal bizde olduğu kadar her millette de vardır. Bu gibi değişiklikler o milletin malı olmuştur. Bu tesirleri belirtmek giyim işinin tarihi kısmını teşkil eder.'' Türkler bu bakımdan aldıklarından daha fazlasını vermiş vaziyettedirler. Yakın tarih için Balkan milletleri ile Orta Avrupa milletlerinin kılıklarını ve biraz daha uzaklara gidilirse 16. ve 17. asırlarda Burgondiya Fransız kadınlarının ve Venediklilerin kıyafetlerini gösterebiliriz. Giyimle ilgili muhtelif konuları bir giyim üzerinde müşahede etmek mümkündür. Bu kılavuzda derleme işinin yapılış usulleri üzerindeki çalışmalarımızı toplamış bulunuyoruz. Bu arada bir bölgenin kadın kılıklarına ait olmak üzere yapılmış bir derlemeyi örnek olarak veriyoruz. Bir kılığı teşkil eden eşyalar ve giyme usulleri Anadolu halkının yakın zamana kadar giydiği ve bazı yerlerde hala giymekte olduğu elbiselerin genel olarak müşterek bazı vasıfları olmakla beraber Giyim şekilleri bölgeden bölgeye değişmektedir. Bu değişiklik mahalli gelenekler ile fertlerin birbirinden ayrı olan zevklerinden ve iklim şartlarıyla tarihi sebeplerden ileri gelmektedir. Şehirde yaşayan halkın çoğu modaya uymuş bulunmaktadır. Köy gençlerimizden birçoğunun şehir giyimine meyli vardır. Bazı şehir kadınları bugünkü giyime intibak etmiş olmalarına rağmen Anne ve nine hatırası olarak eski elbiseleri kıymetli diğer eşyalarıyla bir arada sandıklar içinde muhafaza etmektedirler. Köylü kadınlarından çoğunu ise eski giyim geleneğine bağlı kalmış görmekteyiz. Şehir kadınının terk ettiği bazı milli kılıklar köy kıyafetlerine karışmıştır. Derlemelerimiz için bu iki kaynak birçok malzemeler temin etmektedir. Yalnız dernevelerde tesadüf edilen eşyaların ne zaman, nerede ve ne şekilde giyildiğini de tespit etmek lazımdır. Bir başlık peşte bir entari yalnız başına bir kıymet ifade etmez. Bunlar ancak bir kılık içinde değer alır. Kılık ise baştan ayağa kadar bütün vasıtaların usullerine göre giyilmesi ile meydana gelir. Bu bakımdan Anadolu'da muhtelif bölgeleri içine alan Kılığa ait bilgi ve müşaadelerimizi sırasıyla ele alalım. Başlar ve başlıklar. Başların tanziminde evvela saçlar akla gelir. Muhtelif ayrıntıları, örgüleri ve bu örgülerin miktarı, uçlarına takılan süslerin şekilleri bölgeden bölgeye değişir. Aynı zamanda parlak ve koyu renkte olmalarını da sağlamak için bazı vasıtalara müracaat edilir. Kaküller ve zülüfler de ayrıca bir gelenek halindedir. Bazı yerlerde buna çok dikkat edilir. Mesela Kütahya'da genç kızların evleninceye kadar zülüfleri kesilmez. Bursa'da zülüfleri kesik kadınlara da iyi gözle bakılmazdı. Saçlar bölge geleneklerine göre tanzim edildikten sonra başlıklar giyilir. Başlıklar genel olarak ikiye ayrılır. Bunlardan birincisi hazır olarak yapıldıktan sonra başa giyilir. Diğeri ayna karşısında doğrudan doğruya başa yapılır. Hazır başlıkların en önemlileri tas, tepelik, fes, arakçin, taç, tuzak, hotozdur. Başlıklar giyimin en mühim kısmını teşkil eder. Tanzim edilişlerinde giyenin zevkini ve bölgenin geleneğini belirtirler. Giyilişlerinde sağa sola eğmek, veya dik kullanmak suretiyle başta aldığı muhtelif şekilleri de manalıdır. Aynı zamanda giyenin içtimai durumunu da belirtmektedir. Mesela bazı yerlerin başlıklarında süs olarak kullanılan altın miktarı evlilik senelerini gösterir. Bazı yerlerde bu durum başa bağlanan Yemenilerin sayısı ile belirtilir. Nişanlı, gelin kız, gelin, dul, evlenmek isteyen veya istemeyen dul bu başlıklardan anlaşılır. Aşiretler arasında birbirinden farklı başlıklar vardır. Bunlarla bağlı oldukları obalar belli olur. Bazı bölgelerde genç kız başlıklarıyla evli kadın başlıkları birbirinden ayrılır. Bazı bölgelerde ise genç kızlar evleninceye kadar bir baş örtüsü kullanır. Başlıklardan bir cinsinin muhtelif şekilleri vardır. Mesela en çok kullanılan fes bazı yerlerde burmalı uzun, bazı yerlerde sırma işlemeli, kısa ve bazı yerlerde de püskürlüdür. Muhtelif şekillerde olan bu başlıklara ince kumaşlar sarılır ve üstü kıymetli taşlar, inciler, altınlar veya oyalarla süslenir. Otozlardan başka diğer başlıklardan çoğunun üstüne ayrıca bir örtü alınır. Bazı yerlerde bu örtüler çene altına bağlanır ve bazı yerlerde bağlanmadan arkaya sarkıtılır veya omuzlara iliştirilir. Ayna karşısında yapılan başlıkların çoğunu da bu örtülerin ince cinsinden olan tül, krep gibi dokumalar teşkil eder. Başlıklar arasında en zengin ve en güzelleri gelin başlıklarıdır. Bunların giyilmeleri özel günlere mahsustur. Saç ve baş tuvaletlerinin tanziminden sonra kaşlara rastlık sürülür. Gözlere derinlik vermek için kapakları boyanır ve kirpiklere sürme çekilir. Bu adetin gelin yüzlerinde ifrata vardırıldığı görülür. Bu maksat için düzgün sürülür ve muhtelif parlak kıymetli taşlar da yapıştırılır. Baş örtülerinin kenarlarında muhtelif renkte oyalar dikilidir. Bazılarının iç kısımları da işlemelerle süslüdür. Baş tuvaletlerini kulaklara takılan küpeler tamamlar. Beden kısmı Dış giyimde vücut kısmını örten eşyaların başında entariler gelir. Bütün bölgelerde peşli ve peşsiz olarak başlıca iki tipe rastlanır. Beher tipin muhtelif çeşitleri vardır. Bunlardan en eskileri peşli olanlardır. Peşli entariler Bunların bir kısmı ayakların görünmesine elverişli bir uzunluktadır. Bazılarının ise uzunluğu takriben bir buçuk boya yakındır. Etek uçlarının veya münasip yerlerinin kaldırılarak bele sokulması ile çeşitli kıvrıntılar yapılır. İki taraflı olan bu kıvrıntıların sanatkarhane olmalarına dikkat edilir. Kayseri civarında ve diğer bazı bölgelerin köylerinde birbiri üstüne iki veya daha fazla entari giyilmek suretiyle kıvrıntıların ve katların miktarı arttırılır. Kısa entarilerin yalnız ön peşleri kaldırılır ve arka kısımlar olduğu gibi bırakılır. Bazı yerlerde bunlar da yapılmadan düz olarak giyilir. Biçki bakımından yakaları, kenar ve kol kapakları şayane dikkattir. Umumiyetle gerek uzunların ve gerek kısaların kolları uzundur ve ağız kısımlarında muhtelif şekillerde oyuntular vardır. Bütün kenar kısımları harç ve daha ziyade mahreme ile çevrilmiştir. Mahreme, muhtelif renkte kalın ipekli kaytanlarla yapılmış bir nevi el örgüsüdür. Bu el işinin Orta Avrupa'da 17. yüzyılda zuhur ettiği örgü işleriyle ilgili yayınlarda ileri sürülür. Bir İslam sanatı olarak gösterilen bu işin adı Avrupa'da da mahremedir. Bizde daha çok eski zamana ait örneklerine rastlandığına göre bir Türk örgü sanatı olması muhtemeldir. Kumaşları sevayı, hatayı altı parmaktır. Dokumundan kılaptanlı ve muhtelif renklerle süslü olan bu kumaşlardan başka düz ve kadifeden yapılmış olanlar el ile işlemelidir. Peşsiz entariler Çoğunlukla baştan geçirilmek suretiyle giyilir. Ön tarafından bele kadar olan kısmı ve bazılarının da hem ön ve hem de yanları açıktır. Kol kapakları ve yakaları değişiktir. Beden kısmında o kadar değişikliğe tesadüf edilmez. Beşli entarilere nazaran daha sade olan bu elbisede formdan ziyade baştan ayağa kadar ön ve arka tarafların işlemelerle kaplı olmasına önem verilir. Bu entarilerin muhtelif devirlerde ve muhtelif tesirler altında dikildiği tahmin edilmektedir. Çoğu hazır olarak çarşıdan satın alınırdı. İlk zamanlarda bir gelin elbisesi olarak kullanılmış ve daha sonra düğünlerle sair günlerde giyilmeye başlanmıştır. Peşsiz entarilere Anadolu'nun bütün bölgelerinde tesadüf edilir ve her yerde bindallı adı verilir. Çoğunlukla koyu kadifeden yapılan bu entarilerin son zamana ait olanlarının yaka, kol ve etek kenarları dantellerle çevrilir. Dantel modası Avrupa'da en yaygın bulunduğu 1700 tarihine tesadüf eder. O zaman dantel ticaretini ve dantelli giyim modasını ellerinde tutan Fransızlar İstanbul, Viyana ve Moskova'ya muhtelif tipte dantelli elbiseler giydirilmiş küçük mankenler göndermek suretiyle bu modayı tamim ederlerdi. Bize bu modanın böylece geçmiş olduğu veya başladığı söylenebilir. Peşli entarilerin üstüne cepken giyilmek suretiyle takım tamamlanmış olur. Bindallı entarilerin üstüne yalnız bir bel kemeri bağlanır ve kışın kürk veya hırka giyilir. Hırkaların çoğu uzun olur ve entarenin yapıldığı kumaştan olup aynı motiflerle işlenmiştir. Telli hare, pullu hare Takım halinde üçüncü bir tip elbise de eteklik ile bluzdan veya bluz ve şalvardan ibaret iki parçadır. Telli hare, pullu hare adı verilen bu elbiseler çoğunlukla ince kumaşlardan yapılır. Kumaşlar umumiyette desenli olur. Düz olanların çoğunda ayrıca muhtelif el işlemeleri işlenmiştir. Gerek etekliklerin ve gerek şalvarların mahdut tiplerine rağmen bluzların çeşitleri çoktur. Bunlardan bir kısmı memleketimiz çarşılarında hazırlandıkları gibi ayrıca Avrupa'dan hazır olarak getirilmiş olanlar da vardır. Avrupa'dan getirilmiş olanlar kısmen milli giyime benzetilmeye çalışılmış Fransız modasına ait örneklerdir. Bu elbiseler çoğunlukla şehirlerde giyilmiştir. Köylerde tesadüf edilmez. Şalvarlar Milli giyimde şalvarlar en önemli yeri alır. Muhtelif biçimde ve muhtelif boylardadır. Peşleyen tarihlerin altına giyildiği gibi, ayrıca başlı başına üstüne gömlek veya cepken giymek suretiyle bir takım meydana gelmiş olur. Bu tarzda bir giyim bazı yerlerde genç kızlar içindir. Bazı yerlerde çoğunlukla kadınların ev içi giyimidir. Şalvarların muhtelif çeşitlerini biçki bakımından dört tipte toplamak mümkündür. Bunlardan beheri bölgelere göre çeşitlere ayrılmaktadır. Başlıcaları şunlardır. Paçalı, paçasız, yarı açık apışlı ve erkek pantolonları gibi tamamıyla açık apışlı. Paçasızlar muhtelif enlerde kumaşların birbirine dikilmesiyle bir torba şeklinde olur. Bunların içinde ayak bileklerinden bir insan omuzuna kadar uzun ve iki insan elinde olanlarına rastlanır. Bir uçkurluğu vardır. Bele bağlandığı zaman hasıl olan döküntüler önden veya yanlardan kaldırılarak bele sokulur ve böylelikle hasıl olan büküntüler plastik bir güzellik alır. Aynı zamanda tam boya göre uydurulmuş olur. İkinci tip şalvarlar belden ayak bileklerine kadardır. Daha az kumaş kullanılır ve bazılarında ayaklar şalvar içinde kalır ve görünmez. Fazla kumaş sarfedilmeyen bu şalvarlar ev içinde kullanıldığı gibi ayrıca mutlu günlerde de giyilir. Mutlu günlerde şalvarların bele kaldırılmayarak sarkması bir hürmet ifade eder. Aynı uzunlukta bazı şalvarların da bele isabet eden kısımları dar olup ayağa doğru genişler. Giyildiği zaman ayaklara yakın kısmında hasıl olan muhtelif büzgü, kıvrıntı ve döküntüler şalvara ayrıca bir güzellik verir. Bu iki tip şalvara şehir giyiminde daha fazla tesadüf edilir. Paçalı ve apış aralarına kadar açık olanlarını köylü kadınlar ve daha ziyade yörükler kullanır. Ata binmeye ve zorlu işlere bu şalvarlar çok elverişli gelmektedir. Şalvarlar muhtelif kumaşlardan yapılmıştır. Devirlerine göre her bölgenin seçtiği kumaşlar ayrı ayrıdır. Cepkenler Zamanımızda benzerlerine bolero adı verilir. Münevverlerimiz tarafından da umumiyet de cepken olarak kullanılır. Bu parçaların muhtelif bölgelerde biçimleri ve süsleri birbirinden ayrıdır ve özel adları vardır. Başlıcaları fermane, fermene, salta, hırka, yelektir. Yelekler kolsuz olur ve çoğunlukla entarilerin içinden görünecek bir şekilde giyilir. Bazı yerlerde geniş kollu gömlekler üstüne giyilir. Diğerleri kolludur. Entari veya şalvar üstüne giyilir. Çuha, atlas, mantin, kadife gibi düz ve kalın kumaşlardan dikilir ve üzerleri sırma işleri ile süslenir. Hırka adı verilenlerin yüzeyleri köpüme yani kapitonedir. Hırkalar bazı bölgelerde şalvarların yapıldığı kumaşlardan yapılarak ikisi bir takım gibi sayılır. Köy ve şehir kadın kılıklarında çeşitli biçimleri ve çeşitli süsleri ile giyimin ağır parçalarından sayılır. Gerdan, göğüs ve bel süsleri Başlıkların düzenlenmesinden sonra gerdanlar inci, top, altın, broş gibi kıymetli vasıtalarla süslenir. İncilerin büyükleri tek sıra, küçükleri birçok dizilerin bir araya getirilmesiyle meydana gelir. Buna külçe denir. Göğüslere beşi bir yerdeler, hamaylı, muska ve muhtelif cinste kıymetli boncuklarla bir dizi halinde takılır. Altın dizilerin bazı bölgelerde kullanılmalarında ifrata varılmış, başlardan göğse hatta belden aşan dizilerle elbiselerin güzelliği örtülmüştür. Bu modanın bizde yakın zamanlarda başladığı tahmin edilmektedir. Eski ve tarihi kadın kılıklarında buna rastlanmaz. Bele kemerler bağlanır, şal sarılır ve bazı köylerde işlemeli uçkurlarla muhtelif renkte ve püsküllü uzun kuşaklar dolanır. Bu püsküllü kuşaklar çoğunlukla ensizdir ve köylerde tesadüf edilir ve bele iki defa dolandırıldıktan sonra iki tarafa sarkıtılır. Bir nevi kalın dokumadan olan kuşakların köy giyiminde çeşitleri ve atları değişmektedir. Önlükler şehir kıyafetlerinde kadınların düğün günlerinde giydikleri elbiselerin renginde ve aynı işlemelerle süslü önlüklerin Rumeli'de kullanıldığı görülmüştür. Anadolu şehirlerinde buna tesadüf edilmez. Fakat köylerin çoğunda muhtelif motiflerin ayrı ayrı renklerle dokunmuş olanlarıyla düz olanlarına tesadüf edilir. Her bölgede çeşitli ve renkleri bakımından özel bir güzellik gösterirler. Atları da her bölgeye göre değişir ve giyim parçaları arasında büyük değer alır. Çoraplar ve ayakkabıları Köylerde ayağa giyilen çoraplar renklidir. Birinci kılavuzda belirttiğimiz gibi bölgeden bölgeye hatta bir bölge çevresine dahil köylerde renk motif bakımından birbirinden farklıdır. Şehirlerde düz beyaz üstüne dal halinde renkli çiçeklerle işlemelidir. Ayakkabıların son zamana ait olanları topukludur. Köylüler çarık ve alel umum kundura adı verilen basit biçimde ayakkabıları giyerler. Sokak kılıkları Sokağa çıkıldığında kullanılan örtünme vasıtalarının en eskisi ferace, car, çarşaf olup yakın zamanlarda yeldirmeler kullanılır. Feraceler devirlere göre muhtelif tiplerde olup, sof ve benzer dokumalardan yapılırdı. Bir nevi geniş mantoya benzediği için başlar ayrıca ince örtülerle sarılırdı. Carlar feracelerden sonra giyilmeye başlanmıştır. Büyük ve geniş bir dokumadan ibaret olan bu örtünme vasıtaları gerek renkleri ve gerek çeşitli desenleriyle bölgeden bölgeye değişir. Bunlar arasında ayrıca yaşa göre olanları da vardır. İçlerinde gelinlere ve genç kızlara mahsus olanların süsleri klaptan ile sarı ve beyaz sırmadandır. Çarşaflar etek ve pelerinle iki parçadan ibarettir. Etekler uçkurlu olup bele bağlanır ve pelerinler başa alınır. Gerek çarlar ve gerekse çarşaflar giyildiğinde muhtelif büzgü ve döküntüler meydana gelir. Bu döküntü ve kıvrıntıların sanatkarhane olmasına dikkat edilirdi. Bunlara aynı zamanda bazı manalar da verilirdi. Yeldirmeler feracelerin sadeleştirilmiş şeklidir. Bu moda ilk defa İstanbul'da çıkmıştır. Anadolu'da o kadar rağbet görmemiştir. En çok İstanbul'un mesire yerlerinde giyilirdi. Köy kadınlarımızın çoğu bunların hiçbirini bilmemiş ve kullanmamıştır. Bu örtünmelerden başka maşlah ve benzerleri de memleketimizde kullanılmış ise de Bunlar milli olmaktan ziyade imparatorluğun Araplarla meskun bölgelerinden gelmedir. Kılık ile ilgili sanatlar ve moda cereyanları Bir kılığı teşkil eden eşyalar muhtelif esnaf tarafından hazırlanırdı. Eskiden bu sanatlar memleketimizde mevcuttu ve dışarıya muhtaç değildik. Bunların başında dokumacılık, terzilik, işlemecilik, kuyumculuk, ve makramacılık gelir. Bunlardan başka iğnecilik, yazma ve baskıcılık gibi sanatlarda giyim ihtiyaçlarını tamamlayan ikinci derecede sanatlardı. Bu eşyalardan birçoğu çarşıdan tedarik edildiği gibi ayrıca bir kısmı evlerde bizzat kadınlar tarafından hazırlanabilirdi. Dikim ve işleme işlerinde hem çarşıda hem evde ayrı ayrı iki kol halinde bir çalışma vardı. Bir elbisenin değeri dikildiği kumaşın kıymetiyle veya işlemelerinde kullanılan malzemelere göre ölçülürdü. Bütün devirlerde formdan ziyade süse ehemmiyet verilmiştir. Bazı bölgelerde bu malzemenin satışı ticaret tarihimizde ayrı bir konu olarak ele alınabilecek bir mahiyet arz eder. Çok zaman gerek malzeme ve gerek hazır elbiselerin satışı bölgeler arasında bir rekabet halinde devam eder. İstanbul bu alanda son senelerde en büyük rolü oynamış ve buna bir merkez olmuştur. İmparatorluğun muhtelif yerlerinden mal almaya buraya gelinir veya siparişler verilirdi. Düğüne ait cihazların buralardan ne şekilde satın alındığını fiyatları ve müfredatıyla gösteren bazı listelere şeriye sicillerinde rastlamaktayız. Mali yetkisi buralara kadar gelip cihaz düzmeye müsait olmayan halk, en yakın şehirlerden bu ihtiyaçlarını temin etmek zorunda kalırdı. Bu yolda hareket etmiş olanların ellerinde kalmış eşyanın mahalli zevke daha uygun olduğu bazı tesadüflerden anlaşılmaktadır. İstanbul, Bursa, İzmir gibi ticaret ve sanat merkezlerinden satın alınmış olanlarda milli zevkin bozulduğu ve sürüm temini maksadıyla ve ticaret zihniyetiyle hareket edilmiş olduğu da tesadüf edilen örneklerden belirmektedir. Kılık insanın hayat boyunca en fazla ilgilendiği bir şeydir. Bugünkü medeni şartlar içinde kadını ve giyimini ele alırsak bu kendiliğinden belirir. Sabahleyin ve öğleden sonra giyilen çay ziyafet ve gece elbiseleri ve nihayet tuvalet gibi her biri muhtelif renk ve şekillerde ve mevsimlere göre değişen bir sürü elbise ile karşılaşırız. Eskiden modalar bu kadar çabuk değişmezdi. Kadının işlik, misafirlik ve mutlu günlere mahsus olmak üzere giyim çeşitleri daha azdı. Fakat değerleri bugünkü elbiselerin fiyatından birkaç misli daha fazlaydı. Bir elbisenin süslü olması kılık zevkinin başında gelirdi. Süsler de ne kadar güzel, ne kadar ağır olursa ve ne kadar kıymetli malzeme ile kullanılırsa o nispette sevilir ve istenirdi. Kütahya'da ya da Peşte bir entari'nin üzerinde sonradan sökülmüş binlerce inci yeri sayılmıştır. Eski elbiselerden gerek alalade günlere ve gerekse mutlu günlere ait olanlarının ayrı ayrı adları vardır. Mecidiye, telli hare, bindallı gibi bazıları kumaşın adını, bazıları işleme çeşidinin adını ve bazısı da sebebi belli olmayan adlar taşımaktadır. Bazı yerlerde memleket adı taşıyan elbiselere tesadüf edilir. Bunun sebebi tamamıyla açık olarak belirtilememiş olmasına rağmen daha ziyade o memleket modasına ait olduğu ihtimalini uyandırmaktadır. Mesela Uşak şehir kadınlarının giyiminde İzmir'in tesiri görülür. Bu elbiseler oraca benimsenmiştir. Kütahya'da tali derecede olan bir nevi elbiseye İzmirli adı verildiği görülmüştür. Ayrıca Sivas'ta Kastamonu'ya ait bir elbisenin bir zamanlar büyük bir rağbet gördüğü unutulmamıştır. Böylelikle zaman zaman bazı bölgelerin diğer bölge giyimlerine örnek olduğu anlaşılmaktadır. Yalnız bütün şehirlerde iki türlü gelin elbisesine tesadüf edilir. Bunlardan biri mahalli geleneğe göre olanıdır, diğeri de İstanbul'dan satın alınmış veya getirtilmiş gelin elbiseleridir. Bunlardan İstanbul elbisesi giydirilmiş geline İstanbul gelini adı verilirmiş. Kılık ihtiyacının tarih boyunca geçirdiği muhtelif safhaları vardır. Bunlar ayrıca bir konu olarak Türk moda tarihimizde yer alacaktır. Bugünkü kadın giyimimiz dünya kadın modasına uymaktadır. Harp seneleri boyunca hem savaşan hem de savaşmayan milletlerde moda hareketleri durmadan devam ede durmuştur. Genel savaştan evvel bu hareketlerin merkezi Paris'teydi. Savaş içinde Hollywood olmuştur. Son günlerde Londra buna namzet bir vaziyete getirilmiştir. Fakat Fransızların bu sıralarda her zaman bu işteki üstün yerlerini tekrar almak için çalışmalara giriştiği görülüyor. 1945 yılı sonlarında bir Fransız buluşu olan ve Moda Fantazisi adı verilen tel bebeklerden müteşekkir mankenlere giydirilmiş elbiselerle bir sergiyi ilk defa Londra'da açtılar. Büyük bir ilgi uyandıran bu gösterinin hedefi ticari olmaktan ziyade Fransız kalkınmasını ve Fransız ruhunun inceliğini göstermek bakımından önemli görülmüştür. Bu alanda Türk kadınının boş durmadığını da kaydetmek lazımdır. Genel savaş afetinden uzak kalmış olmamız Devletin birçok işlerinde olduğu gibi milli eğitimde de büyük hamlelere imkan vermiştir. Bunlar arasında kadınlarımız için açılan ve günden güne sayısı artan akşam kız sanat okulları, enstitüler, köy gezi kursları başta gelmektedir. Bütün bu eğitim yurtlarında devrin ihtiyaçlarına uygun gelişme ve yetiştirmeler arasında milli giyim işine de geniş bir yer ayrılmış bulunmaktadır. Yurdun muhtelif yerlerinden yapılmış derlemeler bugünkü icaplara göre modernize edilmekte ve gittikçe şuurlu bir çalışma yolunda ilerlemeler görülmektedir. Ayrıca bu çalışmalara muhtelif yayınların yardımı da başlamış ve bu okullarda yetişenlerin özel teşebbüsleri artmıştır. Kütahya Kadın Kılıkları Kütahya sırtını arızalı dağların yamacına vermiş Önünde ve sağında geniş ovaların yeşil yeşil dalgalandığı, solunda tarihi hisarların asırlardan beri bekçilik ettiği, göğsü şimal rüzgarlarına açık güzel bir Anadolu şehridir. Firikler burada yaşamış, sırasıyla Romalılar, Bizanslılar ve Selçukluların yurdu olmuş, sonradan yeşil ovalarında germeyan oğulları at oynatmış ve Osmanlı devrinde Mısırlı İbrahim Paşa burada siyasi mağlubiyete uğratılmıştı. Fakat Kütahya uzun yüzyıllar boyunca sahne olduğu bu tarihi olaylardan ziyade Çiniciliğiyle ün almıştır. En eski adı Kera Morum Agora, Çanak Çömlek Pazarı olduğuna göre çok eskiden beri burada icra edile gelen bu sanat 16. yüzyılda Türklerin elinde kemal derecesine ulaşmış ve en güzel mineli örneklerini bu devirde vermiştir. Yakın zamana kadar ulaştırma yollarından uzak kalan ve bir inziva hayatının dar çerçevesinden dışarıya layıkıyla kendini tanıtamamış olan bu güzel şehir, gerek halkı ve gerek yakın zamana kadar muhafaza ede geldiği gelenekleriyle milli bir çehre arz eder. Dere boyu adı verilen ve şehri ikiye bölen uzun bir sokağın iki taraflı evleri ve meşhur balıklı hamamı ile eski sivil yapılarımızın muhtelif devirlere ait örnekleri bir dizi halindedir. Birçok basık damlı evlerin arasından yükselen geniş yüzlü eski konaklar, bu şehir halkının geçmişte zengin ve müreffeh hayatını size sessiz lisanıyla anlatır. Yeniye layık değerin verilmesine mukabil, eski ve güzel şeylere gösterilmiş olan itibar kayda şayandır. Bunlar arasında Kütahyalı kadını ele almak ve eski kılıkları başta saymak lazım gelir. Şar Teksiye'nin dediği gibi, her yerde olduğu gibi burada da Türk kadınının giyimi büyük masraflar ihtiyar edilerek tanzim edilirdi. Kütahya kadınları Türk kadınları arasında en fazla buna düşkün olanlardan sayılabilir. Form endişesi yoktur. Daha ziyade süse düşkünlük görülür. Bu bir gelenek ve görenek haline getirilerek devamı temin edilmiş ve çok zaman cihaz işlerinde kendini göstermiştir. Hatta kadınlar arasında bunun bir rekabet ve iptila halini aldığı ve bu yüzden ağır masraflar ihtiyar edildiği de söylenir. Bu arada bu arzu ve isteklerin yerine getirilmemesi yüzünden de aile hayatında geçimsizliklere bile varıldığı olurmuş. Nesil zevke ve zerafete düşkündür. Bütün bir yaz mevsimi süren mesirelere gidişler Kaplıca alemleri Kütahyalı kadının en hararetli ve en canlı zamanıdır. Birbirinden güzel ve her birinin özel günü olan bu mesireler arasında Moderis yani Müderris mesiresi en dikkate değer olanıdır. Şehrin kenarında hafif meyilli büyük bir bahçe Hızır İlyas'ın ilk tatil gününde bir bayram yerine döner. Çadırlar kurulur, satıcılar toplanır, ve sabahın erken saatinde bütün kadınlarla dolarmış. Akşamın geç saatine kadar aralarında oyunlar ve eğlenceler tertip ederler. Bu arada genç kızlar her saat başında sırmalı borçalar içinde getirdikleri yedek elbiseleri giyerek, oyunlara iştirak ederek oğlan annelerine kendilerini arz ederlermiş. Bu bir gösteri mahiyetinde olup, içlerinde en güzel ve en zengin elbiselere sahip olanlar beğenilerek sözler kesilirmiş. Çok eskiden bu mesire günü şehre hakim tepelerin birinden geven yakılmak suretiyle halka geceden bildirilirdi. Yakın zamanlarda davul çalınırmış. Terk edilmiş olan bu adetin yeri eskiden sık güzel bir ağaçlık iken, şimdi işgal senelerinde insafsız ellerin baltasından kurtulmuş tek tük bir iki ağaç ile etrafı duvarlı çıplak bir tarla halindedir. O güne ait bazı hatıralar birçok yaşlı bayanların hala dilindedir. Dam altında kapalı geçen koca bir kış mevsiminden sonra tabiat hasretini çekenlerle yeni bir hayat dönümünün düğümünü bağlamaya namzet olanlar bugünün gelmesini sabırsızlıkla beklerlermiş. Bu mesireden başka kırk gezi yeri daha saymak mümkündür. Bundan sonra diğerlerine gidilir. Her birinin kendine mahsus diğerinden farklı eğlenceleri vardır ve giyimler ona göre tanzim edilir. Evvela yakınlardan başlanır ve havalar ısındıkça uzaklara sıra gelir. İçlerinden ilki ve şehire en yakını Çidemlik adı verilen bir yerde olurdu. Genç kızlar ilkbaharın müjdecisi sayılan Çidemlerin çıkışını burada kutlarlar. Renk renk şalvarlarıyla halka halinde oynanan oyunları ve o güne mahsus şarkıları çok alaka çekicidir. Onlar kıştan bu eğlencelere, gezilere ve düğün adetlerine kendilerini hazırlamışlardır. Kızlar arası onlara mahsus bir toplantıdır. Münavebe ile her genç kızı olan evde bu toplantı yapılır ve aralarında evli kadınlar bulunmaz. Bütün adetler ve kılık tanzimine ait bilgiler bir oyun neşesi içinde birbirlerine öğretilir. Muhtelif çeşitli elbiseler bu eğlenceler arasında prova edilir. Eskiden evli bir kadının bütün bir sene boyunca gerek yaz ve gerek kış günleriyle özel günlere mahsus olmak üzere asgari 30 takım yedek elbisesi bulunurdu. Bunlardan bir kısmını cihazı arasında getirmiş olur, bir kısmını da eşi yaptırır veya alırdı. Eskiyenlerin boş kalan yerini yeniler tamamlar ve bu miktar muhafaza edilirdi. O zamanlarda çoğunlukla 12-13 yaşının evlenme çağı olması yüzünden artık kendisine uymayacak kadar küçük kalan elbiseleriyle genç kızlığa ait olanları kızlar veya oğlanlar için saklanırdı. Oğlanlar da bu elbiseleri eşleri için saklardı. Anadolu'nun her yerinde olduğu gibi Türk düğünleri söz kesmeler dahil olmak üzere uzun zaman süre gelir. Bunlardan birinde giyilen elbise ötekinde giyilmez ve birinde takılması adet olan süsler ötekinde takılmazdı. Bilinen bu adetler dışında küçük bir ihmal veya düzensizlik Kütahyalı kadınlar arasında affedilmez ve büyük bir kabahat sayılırdı. Yapanlar ise nükte sahibi kadınlar tarafından manilerle hicvedilir ve bu olay etrafa yayılır ve bir eğlence konusu haline girerdi. Kütahya kadınları gerek giyimde ve gerek ev işleriyle özel eğlencelerde tam bir hürriyete sahip idiler. Bu hususta erkeklerin de gönülleri ve keseleri açıktı. Sokak giyimi de dahil olmak üzere bu elbiselerden tespit edilebilmiş olanlar şunlardır. 3 çar şallı, hareli, bindallı, dallı, taka, gül bahçesi, pullu, pullu hare, çatkılı, dizbağlı, bağlı, eğrimli, incili, İzmirli, yolaklı, tef başlı entari, üç kürk, hamam gömleği ve harçlı cübbe. Bu elbiseler ev içi giyiminden ziyade genel günlere mahsustur. İçlerinden tefbaş gelinlere mahsustur. Elbiselerin bir kısmı iki, diğer bir kısmı üç veya dört parçadan ibarettir. Bazılarının al gömlek ve selimiye entarisi adı verilen bluzları vardır. Baş tuvaletleri olarak çok eskiden tepelik, rakçin ve fes giyilirdi. Her kadının bir fesi, kırk yemenisi, iki çift küpesi, bir külçe incisi, asgari altmış dizi, bir dizi göğüs altını, gümüş hamaylısı, iki altın veya gümüş kemeri, bir çift bileziği ve asgari 14 çift çorabı bulunurdu. Yukarıda adlarını verdiğimiz elbiseler ağır ve hafif olarak ikiye ayrılır ve her gün giyilmeyenlere yedek adı verilir. Her iki cins elbiseden gençlerle evlilere ait olanları birbirinden ayrıydı. Her sınıf halkın bu elbiselere sahip olması gelenek icabıydı. Bunlar dışında ayrıca günlük elbiselerin miktarı ailenin servetine göre değişmektedir. Yedek elbiselerin çoğunlukla işleme desenleri ve malzemeleri birbirinden farklı olurdu. Mesela Kütahya'da başta entarilerinden yüze yakın çeşit sayılmıştır. Eyrımlı adı verilenlerden aynı formda olanlarına rağmen işlemeleri birbirine benzemeyen iki yüzü tespit edilmiştir. Yalnız bir bayanda sırmalı bohçalar içinde büyük bir itina ile muhafaza ettiği on car sayılmıştır. Figür 1 Car örtünmüş bir genç kız Figür 2 Car örtünmüş evli bir bayan Her ikisinin örtündüğü car aynı tiptedir. Ayrı ayrı usullerde örtünmeleri yüzünden birbirinden farklı döküntü ve kıvrıntılar meydana gelmiştir. Bu şekil değişikliği her kadının giyiminde özel şekil alırdı. Carın boyu bir insanı aşan uzunluktadır. Bele isabet eden yerinden bir kısmı iç giyimin kemerine sokulmuştur. Her ikisinin dokuması ipek'tir. Genç kızın carına mihraplı ve evli bayanın carına acem carı adı verilmektedir. Bayanın başında görülen yükseklik giydiği festen ileri gelmektedir. Genç kızlar evleninceye kadar fes giymezlerdi. Genç kızın carında sular mai ve beyazdır. Bayanın carı koyu nefti renktedir. İnce çubukları aynı rengin açığıdır. Kütahya'da bunlardan başka giyilen car atları şunlardır. Canfes car, sırmalı, yıldızlı, iğneli, bağdat, barut, taraklı, taçlı. Bunların renkleri mevsimlere göre değiştiği gibi giyenlerin yaşlarına göre desenlere ayrılırdı. Figür 3 Bluz ve şalvardan ibaret iki parçalık kışlık bir genç kız kılığı. Bluz şalvarın içine sokulmuş ve şalvar üstüne geçirilmiştir. Bir boya yakın uzunlukta olan şalvarın fazlası apış arasından bele bağlanmış, kemerin sağ tarafına kaldırılarak sokulmak suretiyle görülen kıvrıntılar meydana gelmiştir. Bluz önden açıktır. Kumaşı gürünşalıdır. Ayaklarında mai kadifeden terlik vardır. Terliklerin üstü sırma ile işlemelidir. Figür 4 Aynı tipte bir elbiseyi giymiş evli bir bayan. Yalnız buluzun görüldüğü gibi yaka kısmı değişik şekildedir. Beden kısmı korsajlıdır. Kumaşı yollu gezidir. Renkleri beyaz hareli zemin üstüne kırmızı çizgilidir. Her ikisinin başında oyalı Yemeni vardır. Oyalı Yemeniler görüldüğü gibi fese takılarak arkaya sarkar, bazen uçları ön taraflara getirilir. Kütahya'da oyalı Yemenilere daneli Yemeni adı da verilir. Figür 5 Buluz ve şalvardan ibaret bir takım. Buluz diğerleri gibi şalvarın içine ve önden kaldırılarak bel kemerine sokulmuştur. Şalvarın boyu diğerlerinden biraz daha kısadır. Bluz önden açık olup yakası erkek gömleklerindeki yakalara benzemektedir. Gerek şalvar ve gerek bluzun yapıldığı kumaş bademli denilen Diyarbakır kumaşıdır. Çoğunlukla kırmızı, lacivert, siyah ve mor renkler üzerine sırma ile dokumundan süslüdür. Figür 6 Şalvar ikinci ve üçüncü figürlerdeki şalvarın aynıdır. Apış aralarına isabet eden kısmından kaldırılarak bele sokulmuş, ve bir ucu da elde tutulmaktadır. Bu tip şalvarlar muhtelif kıvrıntılara elverişli olduğu için Kütahya kadınlarının başlıca karakteristik giyimini teşkil eder. Sanatkarhane kıvrıntıların verilmesi büyük bir zevk eseridir. Aynı zamanda manalı vasıflar da taşır. Bluz yakasına balık ağzı adı verilir. Kumaşı düz beyaz ve krem renklerinde canfes üzerine renkli dallarla süslüdür. Bu tip elbiseler aynı zamanda basma ve benzer pamuklu kumaşlardan da yapılmıştır. Figür 7 Bindallı adı verilen orta ağır elbisedir. Kumaşının adı verilmiştir. Bu elbiseler muhakkak ipekli kumaşlardan yapılır. Misafirliğe gidişte veya misafir ağırlamakta giyilir. Şalvarların şekilleri diğerleri gibi kaldırılmaya elverişli değildir. Şalvarların dökük bir halde kalması hürmet ve saygı ifade eder. Görülen biçimlerden başka türlüleri de vardır. Kumaşları üstüne renkli dallar dokunmuş, tafta, mantin ve canfestir. Bu süsler muhtelif renklerde olduğu gibi aralarına gümüş ve altından sırmalar da kullanılmıştır. Bluzun kapalı oluşu afiflik ifade eder. İki parçadan ibaret olan bu takım ve diğerleri çoğunlukla evlerde bizzat kadınlar veya kadın terziler tarafından dikilirdi. Figür 8 aynı tipte bir elbisedir. Yakası açıktır. Bu açıklık çok zaman hafif meşrep kadınlara atfedilir. Aynı zamanda gerdana takılan gerdanlıkların değerini belirtmek gibi bir maksat da mevcuttur. Şalvarın üst kısmı hafif dardır. Ayaklara isabet eden kısmı daha geniştir. Kumaşı yedinci figürdekinin aynıdır. Her ikisinin bluzları korsajlıdır. Figür 9 Bluzun yaka, ön ve kol kapakları sarı sırma ile işlemelidir. Aynı desen şalvarın paçalarında da görülmektedir. Bluz korsajlı, ön ve yanları muhtelif pastalarla vücuda sıkıca yapışıktır. Çoğunlukla bindallı adı verilir. Kumaşın zemini çoğunlukla koyu renkte tafta, kurun, mantin veya atlastır. Serpme desenleri simle dokumalıdır. Figür 10 Geniş yakalı ve bu genişlikten hasıl olan açıklığın aynı kumaşla kapalı olmasıyla durum bakımından diğerlerinden farklıdır. Gerek yaka ve gerek kol kapaklarının etrafı ince beyaz dantellerle çevrelidir. Kumaşları geniş dallarla örtülü ve çoğunlukla motifleri güldendir. Bu elbiseye gül bahçesi adı da verilmektedir. Kumaşı 9. figürdekinin aynıdır. Bu elbiselerin her ikisi de çoğunlukla çarşı işidir. Figür 11 Bu elbiseye pullu veya telli hare adı verilirdi. Anadolu'nun diğer bazı bölgelerinde aynı adı taşıyan ve biçimleri başka türlü olan gelin elbiseleri vardır. Bluz ve şalvardan ibaret bu elbise gelin elbisesi olarak çarşıda yapılmış hazır elbiselerdendir. Fakat kütah ya da rağbet görmemiştir. Kol kapaklarıyla devrik olan yakaları, boyun, göğüs kısımları file danteldir. File danteli muhtelif çeşitlerde örülen dantellerin en eskisidir ve dökümlü bir tekniği vardır. Figür 12 Desenlerine göre çatıklı adını alır hafif ve ağır olarak iki türlüdür. Ağırları şalvar, hırka ve gömlek olmak üzere üç parçadır. Her üç parça da aynı kumaştan ve aynı teknikle işlenmiş motiflerle süslüdür. Hafifi şalvar, hırka ve al gömlekten ibarettir. Gömleğin yaka ve ön kısımları kırma tel tekniğinde işlemelidir. Aynı zamanda şalvar ve hırkanın desenleri ağır takımdan daha seyrektir. Kumaşları çoğunlukla koyu renkte kutnu, atlas, kron ve satentilyondur. Düğünlerde kızın yakınları tarafından giyilir. Baş tuvaleti oyalı yemeni, fes ve pek nadir olarak elmas baştır. Altın, inci kemer muhakkak takılır ve ayaklara dallı yün veya pamuklu çorap giyilir. Aynı formda dikilmiş ve kumaşları lameye benzeyen bir nevi Avrupa kumaşından olanları da vardır. Bunların adına İzmirli denilmekte ve hafif elbiselerden sayılmaktadır. Kütahya'da da bir elbisenin kumaşı ne kadar süslü olursa olsun biçimine göre el ile işlemeli olanlara daha fazla kıymet verilmiştir. Figür 13. Bu elbise diz bağlı adını taşır. Ağır ve hafif olarak iki türlüdür. Çatkılıda olduğu gibi aynı parçalarla takımlar meydana gelir. Hırka kısmına doğu bölgelerinde de rastlanmıştır. Daha ziyade çarşı eşidir. Bu elbiselerin gerek desenlerinin ve gerekse kol kapaklarıyla hırkanın ön kısmındaki oyuntuların muhtelif şekillerde olanları vardır. Kumaşları camfes, mantin, tafta ve pek seyrek olarak atlas ve kutnudandır. Renkleri laciverttir. Mor, pembe, krem ve pek seyrek olarak siyah olanlarına tesadüf edilir. Çeyiz altı yani cihaz teşhiri gecesinde giyilir. Figür 14 Eğrimli adı verilen bu elbisenin süsleri diz bağlı elbisesine benzemekte ise de formu bir değildir ve süslerinde fazlalık vardır. Şalvarın alt kısmı geniş ve üst kısmı dardır. Bir takımı şalvar, hırka ve iç entarisi yani bluz olarak üç parçadır. Bluzun yaka ve önü hırka ve şalvardaki desenlerle işlemelidir. Kumaşı koyu renkte diz bağlı cinsindendir. Gerek diz bağlının ve gerek eğrimlinin şalvarındaki desenlere eski erkek yürük kıyafetlerinde de rastlanır. Çeyiz altı güne giyilir. Baş tuvaleti ve sair süsler çatkılıdakinin aynıdır. Figür 15-16 Her ikisine dallı adı verilir. Resimlerde görülen örneklerinden başka eğrimli veya çatkılıya benzeyen ayrı çeşitte bir takımı daha vardır. Üçüncüsünün üzerinde dallar daha seyrek ve daha küçüktür ve ötekiler gibi bir takımı üç parçadan ibarettir. Figür 15 Bir genç kızın giyim tarzıdır. Başına elmas baş giydiği zaman gelenin etrafında yer alan bir yenge kıyafeti olur. Bu takım fermene adı verilen cepken içinde al gömleğin ve görülen şalvardan ibaret birbirine benzemeyen üç parçanın bir araya gelmesiyle düzenlenmiş olur. Al gömlek çoğunlukla ipekli krep cinsinden kumaşlardan yapılır. Fermeneler çoğunlukla kadifedir. Şalvar, kron canfes veya taftadır. Fermenenin işlemeleri Polonya iğnesi denilen sırma işidir. Şalvar, dival işidir. Figür 16 Peşli entarinin kol ve diğer kısımları sadeleştirilerek iki tarafında peşleri bırakılarak dikilmiş bir şeklidir. Bunlardan kolları kapaklı ve düğmelerle ağızları iliklenen başka türlüsü de vardır ve çoğunlukla kadifeden yapılır. Kumaşların renkleri koyu, işlemeleri divaldir. İnce al gömlek ve aynı renkte bir şalvar giyilir. İkinci tipi son zamanlarda köy kadınları arasında moda olmuştur. Bu yüzden şehirde pek az giyilmekteydi. Resimde görülen işleme motiflerine Anadolu'nun diğer bölgelerindeki elbiselerde de tesadüf edilir. Her ikisi de çarşı işidir. Al örtü ile gelinler tarafından da giyilir. Figür 17 Pullu adı verilir. İşlemelerinde kullanılan fazla puldan bu ismin verilmiş olması muhtemeldir. Dallı takımının birincisinde görüldüğü gibi bunun da birinci takımı fermene, al gömlek ve şalvardan ibaret bir genç kız tuvaletidir. Eğrimli, çatkılı, dallı takımları gibi süs desenleri muhtelif şekilde olanları vardır. Bu desene aynalı adı verilmektedir. Figür 18 Aynı elbisenin evli kadınlara mahsus olanıdır. Entarenin altına çok zaman aynı desende şalvar giyilmez. Kına gecesinde kına yakıcılarla yengeler tarafından giyilir. Üstüne kışın elma, samur adı verilen kürkler giyilir. Pek nadir olarak başa elmaslı fes giyilir. Fermenesi tefbaşı gibi en ağır elbisenin üstüne giyilen fermenelerdendir. Diğer süsleri külçe, inci, göğüs altunları, kemer ve bilezikler teşkil eder. Kumaşlarının rengi vişne çürüğü ve ala yakın renklerde canfestir. Ayağa kaloş potin giyilir. Figür 19 Baş, iğne, küpe ve broş gibi muhtelif elmaslı parçalardan yapılmıştır. Bu başlığın üstüne al duvak örtülür. Fermenesi en ağır desenlerde üstün malzeme ile işlenmiştir. En tarisi lahuraki adı verilen yünlü kumaştır. Süsleri muhtelif nevi el işlemesidir. Altına giyilen şalvarların aynı desenle süslenmiş olanları olduğu gibi düz olanları da vardır. Aynı elbise düğünde gelinin yakınları tarafından da giyilir fakat başa al duvak alınmaz. Takımı teşkil eden parçalar festen gayri, al duvak, küpeler, küçe inci ve beşi bir yerde altın, al gömlek, tefbaşı entari, fermene, tefbaşı şalvar, kemer, bilezik, ayaklara kaloş potin veya işlemeli ve topuklu ayakkabı. Tefbaşı entari, tepebaşı ve tefbaşı atlarını da alır. Bunlardan hangisinin doğru olduğu belirtilememiştir. Figür 20 Gelin hamama götürüldüğü zaman elbiseler çıkarılır, ve hamam entarisi adı verilen bir entari giydirildikten sonra üstüne şekilde görüldüğü gibi harçlı cübbe denilen manto giydirilir ve ayaklarına gümüşten nalın geçirilerek hamamın halvet yerinde bulunan havuzun etrafında döndürülür. Buna dönme hamam adı verilir. Bir alay halinde yapılan bu merasimin önünde çengiler ve şarkı söyleyenler bulunur. Arkasında gelin ve gelinin yakınları ile davetliler bir sıra halinde bu dönüşe iştirak ederler. Bu merasim bazı zamanlar resimde görüldüğü gibi hamam entarisi giydirilmeden gelin elbisesinin üstüne harçlı cübbe alınarak yapılırdı. Figür 21 Dağ köylerine ait bir kılık. İskan edilmiş aşiretler arasında kullanılmakta ve Kütahya bölgesinin en eski kadın kılıklarından birini teşkil etmektedir. Figür 22. Şehirde yolaklı adı verilir. Üstündeki cepkene salta adı verilmektedir. Salta, fermenenin daha hafif olanına denir ve pek makbul sayılmaz. Bu kıyafetle beraber muhtelif çeşitleri eskiden şehirde giyilmekte iken yakın zamanlarda terk edilmiş ve çoğunlukla ova köylü kadınları tarafından giyilmeye başlanmıştır. 21. figürde görüldüğü gibi bu peşti entarinin uçları kaldırılarak muhtelif şekiller verilirdi. Figür 23 Başlık, Evliya Çelebi seyahatnamesine tarif edilen başlığa benzemektedir. Al gömlek, boncuk, göğüs altınları, iki muska ve kemer süs kısmını tamamlamaktadır. Ayağa giyilen şalvara don adı verilir. Ayaklara çizme geçirilmiştir. 22. figürdeki fese köylerde tesadüf edilmez.